6. üniteyi Kastamonu'yla tekrar ediyorduk. Mebin kaliteli soruları. 51'de kalmıştık. Hayır, başlayalım. Aşağıda bir yüzeyinde 9 eş karesel bölge bulunan bir Rubik küp verilmiştir. Bu karesel bölgelerden birinin alanı 4 cm kare olduğuna göre Rubik küpün hacmi kaç cm küptür? Şimdi alanı 4 cm küpse şu bir tanenin bunun kenarları 2'ye 2'dir. Burada 2, 4, 6. Demek ki bir kenarı 6 olan bir küpmüş bu. E ne yapacağız o zaman? 6 çarpı 6 çarpı 6. 3 boyutu çarptığımızda hacmi buluyorduk. 6 kere 6 36. 36 ile de 6'yı çarparsak. 36'ya da var. 3 kere 6 18. 3 daha 21. 216 santimetre küp yapar. Aşağıda dikdörtgenler prizması şekli bir hediye kutusu veriliyor. Kutunun taban ayıtlanan uzunlukları 2 desimetre 6 desimetre ve hacmi 96 desimetre küp olduğuna göre yüksekliği kaç desimetredir? Zaten bu boyut bu boyut ve de şu soru işaretini çarptığımızda yani 2 6 ve soru işaretini çarptığımızda hacmi verir bize. O da neymiş? 96. Bu 2 kere 6 12 yapar. 96'yı hemen 12'ye bölelim o soru işaretini bulalım. Kaç kere vardır? 8 kere vardır diyelim. 8 kere 2 16 elde var. 1 8 kere 1 8 bir daha 9 96 yaptı. Son boyutumuz 8'miş. Verilen dikdörtgenler pizması şeklindeki havuzun tabanına alanı 1 santimetre kare olan fayanslardan 400 bin tanesi hiç artmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde aralarında boşluk kalmadan döşenmiştir. Havuzun yüksekliği 1.6 metre olduğuna göre havuzun hacmi kaç metreküptür? Şimdi havuzun yüksekliğini vermiş bize şurayı vermiş, biz taban alanıyla onu çarptığımızda hacmini buluruz. Şimdi bizim zaten Tanesi 1 santimetre kare olan dört bin tane diyor. Dört yüz binle bu biri çarparsam dört yüz bin santimetre kare yapar. Dört yüz bin santimetre kareyi biz metreye, metre çevirmemiz lazım. Çünkü bakın kaç metre küptür diye soruyor. Hatırlayın gençler alan ölçüsünden metre kare, desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare. Karelerde her basamakta iki sıfır ya siliyorduk ya yazıyorduk. Mesela yukarı doğru çıkarken 2 0 her basamakta sileriz. Bundan 4 0 sildiğimde gördüğünüz gibi bu 40 metre kareye eşit. Bu taban alanımız 40 metre kareymiş. E yüksekliğimiz de 1.6 idi. 40 ile 1.6'yı çarpacağız. 1.6 40 çarpalım. 0 0 4 kere 6 24 elde var 2 4 kere 4 2 daha 6. 640 yaptı ama şurada virgülden sonra bir basamak olduğu için bir virgül kaydırdık. Cevabımız 64 oldu. Aşağıdaki verilen dörtgenler prizmasının içerisine birim küpler yerleştirilmiştir. Buna göre bu prizman hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurulabilmesi için kaç tane daha birim küpe ihtiyaç var? Yani biz bu içindekilerin sayısını bileceğiz. Bir de tamamını bulacağız, çıkartacağız. Kaç tane ihtiyaç olduğunu öyle buluruz. Şimdi öncelikle biz basamakla buluyorduk burayı. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üzerine 6 yazıyorduk 6 katlı olduğu için. Bakın burada 1 katlı var. Burada 3 katlı 1 1 1 1 1 ve de 2 katlı var. Şimdi 6 var, 3 var, 2 var. Bir de şu 1'leri sayalım. 1 2 3 4 5 6 tane de birlik varmış. Topladığımızda 12 5 daha 17 tane elimizde var. Elimizde. Şimdi 3 boyutu bulalım, çarpalım, hacmi bulalım. Kaç tane aldığını buluyoruz yani. Şu boyutumuz 4. Bu boyutumuz 5, yüksekliğimiz de 6'ydı zaten. 4 çarpı 5 çarpı 6 tüm hacmi verir. Kaç tane aldığını verir yani. 4 kere 5 20 yapar. 20 ile de 6'yı çarparsam 120 tane alıyor bu kutunun içi. Elimizde de 17 tane vardı. 120'den bu 17'yi çıkartalım. 103 tane lazım diyelim. Hemen cevap Bursa olsun. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde bir gofret ve bu gofretlerin içine konulacağı dikdörtgenler prizması şeklinde kutunun ayrı uzunlukları verilmiş. Buna göre kutuyu taşmayacak şekilde en fazla kaç tane gofret konulur diyor. Ne yapalım kutunun hacmini bir tane gofretin hacmine bölelim. Kutunun hacmi ne? 18 çarpı 12 çarpı 15. Biz bunu kime böleceğiz? 2 çarpı 6 çarpı 1'e böleceğiz. Hani çarpıp da bölmektense önce sadeleştirelim. Onu sonra çarpalım. Mesela ben bunu 2'ye böleyim, burayı 2'ye böleyim, burası 9 olsun. 12'yi 6'ya böleyim, burası 2 olsun. 6'yı 6'ya bölelim, buralar 1 oldu. Alt taraf 1 oldu, üst tarafa bakalım. 9 çarpı 2, 18 yapar. 18'e de 15'i çarpalım. 5 kere 8, 40 elde var. 4, 5 kere 5, 4 daha 9. 1 kere 8, 8. 1 kere 1, 1 toplarsam 270 tane alır deriz. Cevap Ceyhan'dır. Renkleri dışında özdeş dikdörtgenler prizması şeklindeki ahşap bloklardan bir taban artı 9 santimetre ve yüksekliği 10 santimetre olan kare prizma şeklinde bir yapı aşağıdaki şekildeki gibi oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan yapının hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi şu kenar 9 ya bundan kaç tane almış gördüğünüz gibi 3 tane aldıysa bunların demek ki şu kenarları 3'e üçlükmüş. Yüksekliğimiz kaç tane? 1 2 3 4 5 tane almış ve 10 sa bunların her biri nedir? 2, 2, 2'dir yükseklikleri. Yani bir tane özdeş olan şeyin tabanı 3'e 2'ymiş. Ve şurası 1 tam olduğu için orası da 9. Yani şekli şöyle dışarı çıkartayım sizin için. Bu kutucuklarımızın her birinin boyutu 2, 3 ve 9'muş. Bundan kaç tane var bir bakalım. En alt katta 2 tane. Bir üst katta bir tane bir üst katta 3 tane sonra mavi 2 tane ve en üst katta sarı yine iki tane Bunları toplayalım 2 1 daha 3 3 daha 6 6 4 daha 10 tane var İşte şu şeklimizden 10 tane varmış O şeklin hacmini bulalım onla çarpalım Hacimizde 3 boyutun çarpımı. 2 çarpı 3 çarpı 9 2 kere 3 6 9 kere 6 54 e 10 taneydi çarparsam Demek ki hacmi 540 olur. Aşağıda eş kare prizma şeklindeki bloklarla yapılmış bir yapı verilmiş. Az önceki soruya benziyor. Şimdi 18'i kaç parça ayırmışlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18'i hemen 6'ya bölelim. Ne de olsa kareymiş. Yani 3. Burası 3'e 3'lük bir kareymiş. Ve bunun uzunu, bakın şuraya bir dikkat edin. Bunun uzun kenarı 3, 6, 9, 12'likmiş. Yani şurası ne olur? 12. Nereden anladık? Aha burada 4 tane kısa, bir tane uzun kenar yapmış çünkü. Bir tanesinin hacimini bulalım. Kaç tane ise az önceki gibi çarparız. Bir tanesinin hacmi 3 çarpı 3 çarpı 12 de yüksekliğimiz. 3 kere 3, 9. 9 çarpı 12 de 108 yapar. Bu bir tanesi. Bir tanesi. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. 12 tanesi ne yapar? 108 ile ne yapacağız? 12'yi çarpacağız. 2 kere 8, 16 elde var. 1, 2 kere 0, 0 elde var. 1 yazalım. 2 kere 1, 2. Bir de 108 yazdık mıydın? Toplayalım. 1296 yapar cevabımız. Bursa'dır. Aşağıda taban ayırtlanan uzunluklara verilendirilen pismas şekli deponun yarısı su ile doluymuş. Bu depoya bir ayrıtın uzunluğu 5 desimetre olan 4 eş küp atılmış. 5 desimetre ise bunun hacmini gelin bulalım. 5 çarpı 5 çarpı 5. Bir tanesinin hacmini bulduk. O da ne? 125. Ama bundan kaç tane varmış? 4 tane. Hemen 4 ile çarpalım. 500 desimetre küp oldu. Şimdi bunu ne kadar yükseltir? Taban alanı çarpı yükseklik kadar yükseltir. Taban alanımız... 20 çarpı 10 çarpı şu yükselteceği kısma da biz h diyelim. Böyle yükseltecek ya bunu. Hatta yükselteceği kısmı şöyle nokta 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 belirtelim. İşte bu kadar yükseltecek. 20 çarpı 10 çarpı h kadar yükseltecek. Yani bu 500'e eşit olacak. 200 çarpı h 500 ise her iki tarafı gelin 200'e bölelim. Sonra da bu bunu götürsün, bu bunu götürsün. H 5'in yarısıymış. 5'in yarısı nedir? İki buçuktur. Taban ayrıt altı birim ve yüksekliği yirmi birim olan şekil birdeki kare prizma şeklindeki bir kabın iki bölü üçü su ile doludur. Kare prizma şekil ikideki bir yan yüzü üzerine yatırılıyor. Suyun yüksekliği ne olur diyor. Önce şu kabın tamamını bulalım. Altı çarpı şurası da altı bu arada kare demiş. Çünkü altı çarpı altı çarpı yirminin üçte ikisi doluymuş. Önce bir 3'e bölelim. Şu 3'ten kurtulalım. 3'e böldüm. 2. 2 çarpı 6. 12. 12 çarpı. Şurayı da ayrı çarpalım. Hadi 40. 12 ile 40'ı çarpacağım. İçinde 480 birim küplük su varmış. Şimdi yan yatırdığımda şurası 20. Burası yine 6 olur. İşte bu hacim bu hacim eşit. Sonuçta yan yatırıldı. 480 eşittir. 20 çarpı 6 çarpı yüksekliği bilmiyorum. Çarpı h diyeyim ona da. Burası ne yapar? 120. 480'i 120'ye böleceğiz. 480 bölü 120. 4 kere vardır zannedersen. 480 yapıyor çünkü cevabımız Ceyhan'dır. Kenar uzunlukları 20 santim ve 34 santim olan düzgün şekilde kartonun köşelerinden bir kenar uzun 2 santim olan kareler şey deyip kesiliyor. Sonra kıvırılıyor, kutu yapılıyor. Kutu yapıldıktan sonra hacmini soruyor. Şimdi 34 uzun kenar 2 buradan kesildi. 2 buradan kesildi. Ne kaldı bu kenarımız? 30. 20 idi. 2 buradan kesildi. 2 buradan kesildi. 20'den 4 kesilirse ne olur? 16. Yani şeklimizin şu kenarı 16. Bu kenarı 30. Ve yüksekliğimizde ne oldu? 2 oldu. E hacim de zaten bunların çarpımı değil mi? 30 çarpı 16 çarpı 2. 2'den 16 ne yapar? 32 32 ile de 30'u çarparsak 96 bir de yanına sıfır atarım. 960 cm3 olur. Aşağıdaki verilen dikdörtgenel prizması şeklindeki zeytinyağı tenekesinin hacmini santimetre küp biriminden tahmin ediniz. Tahmin ediniz diyorsa yuvarlayanız diyor. Burası 10 olur. 9.8 de 10 olur. 29.6 da 30 olur. 10 çarpı 10 çarpı 30'dan bahsediyor. Ne olur? 3000 cm3. Bana da zaten santimetre küp biriminden demiş. Çevirme yok yani. Ahmet Bey, Dütörk'ün hep şeklindeki çocuk havuzunu 14,35 litre su alan kap yardımıyla dolduruyor. Ahmet Bey havuzu doldurmak için bu kapla havuza 119 defa su doldurduğuna göre bu havuzun hacminin kaç litre olduğunu tahmin ediniz. Kapımızı ortalama şöyle 14 litre olsun. Şu da yuvarlayacak olsam ne olur? 120 defa doldurmuş olayım. Yani bunu azaltırken bunu da arttırmış olduk. Ne de olsa bana tahmin ediniz diyor. 14 ile 120'yi çarpalım hemen. 0, 8, 4 ve 120. Toplayıverelim. 1680 yapar. Bu benim tahminim. Ama yani 14 ile siz 119'u çarpıp şuraya kendi tahmininizde yapabilirdiniz. Ayrıt uzunlukları şu 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 olan dikdörtgen prizması şeklindeki Kolin hacmini tahmini değerini santimetre küp biriminden bulunuz diyor. 15.9'u 16'ya yuvarlayalım. 39'u güzel çıksın diye 40'a yuvarlayalım. Bu da zaten 25'e yuvarlanır diyelim. Sonra 40 25'i bir çarpalım. 4 tane 25 100 yapar. Bir de sıfır atarım 1000 oldu. 16 ile daha bu 1000'i çarparsam cevabım direkt 16.000 tertemiz çıkar. Dikdörtgenler pizması şeklindeki kolye ayrıt uzunlukları 8.1, 4.9, 3.19 cm olan dikdörtgen pizması şeklindeki helva paketlerinden 20 tanesi aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde konulduğunda kolye tam olarak dolmaktadır. Kolyenin hacmi yaklaşık kaç cm küptür? Hadi şunları biraz yuvarlayalım. 4.9'u ne yapalım? 5'e yuvarlayalım. 8.1'i 8'e yuvarlayalım. 3.19'u da 3'e yuvarlayalım. 5 çarpı 3 çarpı 8. 5 kere 3 15 çarpı 8. Bu da ne yapar? 120. Şimdi bize ama diyor ki 20 tanesi olacak. Bunu bir de gelin 20 ile çarpalım. 2 tane 12, 24 yapar. 2 de 0 var. At verdim. 2400'dür. Yaklaşık değer. A sütunda verilen sıvı ölçülerin eşitini B sütunda verilen sıvı ölçüleri arasında bularak eşleştiriniz. Mesela 1 litre 1000 mililitreymiş. Eşleştirmişler. 12,5 santilitreyi biz bir basamak aşağı indirsek şuraya da yazalım litre desilitre, santilitre ve mililitre. Santilitre bir basamak aşağı indirsek bir virgül sağa kaydırırım. 125 mililitre yapar. O da tam karşısında gene. Mesela burada 0,12 litre diyor. Biz bunun iki basamak aşağısına insek virgülden kurtuluruz değil mi? Ne olur iki basamak aşağı inersek? 12 santilitre olur. 12 santilitre de burada. Mililitreyi çevirecek olsak bir basamak yukarı çıkalım örneğin. Mililitreden bir basamak yukarı çıkarsam 1.0 silerim. Bu da ne olur? Santilitre olur. Yani 20 CL olur. 20 CL'miz aha da burada. Mesela 2 litre. Gelin bunu da santilitreye çevirelim. Litreden santilitreye giderken ne oluyordu? 2 basamak aşağı iniyorduk. 2 sıfır atarız. Bu da 200 santilitre yapar. 200 santilitremiz burada. 2 santilitre diyor. Santilitreyi mililitreye inecek olsak 1-0 yazarız. Yani bu ne olur? 1-0 yazarsam 20 mililitre olur. O da karşısında. Litreyi mililitreye inecek olsak 1-2-3. 3-0 atacağız ama 2 tane virgül var. 2 tane kaydırır bir de 0 atarım. Bu ne olur? 250 mililitre yapar. 250 mililitre de işte buradadır. Sıralama soruluyorsa size hepsini aynı cinse çevirin. Büyüktür, küçüktür. Öyle daha iyi gözükür. Ben olsam burada hepsini mililitreye çeviririm. Hemen yazarım. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Haydi şu 600 santilitreden başlayalım. Bir basamak aşağı inersem sıfır atarım. Ne olur? 6000 mililitre olur. Zaten burası mililitreymiş. Santilitreden yine bir basamak inersem bu 230 mililitre olur. Litreden mililitreye 3 basamak var. 3 tane virgül kaydıracağım burada. 1, 2, bir de 0 attım. Burası 10 mililitre yaptı. 1 litre 1000'di. 5'e bölersem burası 200 mililitre yapar. Yarım litre 500 mililitredir. mililitredir. Bunlar içinde en fazla olan gördüğünüz gibi 6000 mililitre ile şu 600 santilitre. Bunu yazdık. Bundan sonra aralarda en büyük 500 mililitrelik var. Yani orijinali 0,5 litre. Bunu da yazdık. Sonra burada 438 mililitre var. 438 mililitre. Bunu da yazdık. 330 görüyorum. 330 mililitre. Bunu da yazdık. 230 var. Yani 23 23 santilitre var. Bunu da yazdık. Ve 200 mililitre ve 10, 10 mililitre var. 200 mililitrenin orijinali 1 bölü 5 litreymiş. En küçüğümüz de 0,01 litre imiş. Ali 20 santilitre hacme sahip bir su bardağında bulunan sütten bir miktar içmiş geri kalanını buzdolabına koymuştur. Buna göre bardakta geriye kalan sütün hacmi aşağıya hangisi olabilir? Demek ki içinde 20 santilitreden daha az olacak. Şimdi ben bunun bir sıfırını silersem 18 santilitre belki olabilir. 60 litre kalamaz ki. 60 litre 20 santilitreden çok büyük. 30 santilitre de kalamaz. Zaten bizim bardağımız 20 santilitreydi. Bu da olmaz. Mesela bu 5 litreyi bir tane virgül kaydırsam 5 desilitre bir tane daha kaydırsam 50 santilitre olur. Bu da olamaz. Yani 20'den az bir tek bu var. 2 santilitrecik içmiş. Aşağıdaki şekilde her bir ayırtın uzunluğu 2 desimetre olan birim küplerden oluşan dikdörtgen piramidi şeklinde su deposu verilmiş. Ve bu su deposu evin 30 günlük su ihtiyacını karşılıyormuş ve günde bir defa bulaşık kanıyormuş. Bu bir defa da ne kadar su tüketir diyor. Hacmini bulup 30'a böleceğiz. Şimdi burası 2, 4, 6, 8. Burası 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10. Burası da olmuş. 6 çarpı 8 çarpı 10. 6 kere 8 48 10 çarptım 480 bunun tamamı ve 30 defa yıkıyormuş. 30'a bölelim sıfırları sildim. 4 3 1 kere var 1 kere 3 3 18 de 3 6 kere var. Demek ki 16 litre su tüketiyormuş. Boş bir sürahi kapasitesi 20 santilitre olan tam dolu su bardaklarıyla 7 kez doldurulduktan sonra sürahi de 1000 mililitre boşluk kalmaktadır. Sürahinin hacmi kaç litredir diyor. 20 santilitre ile 7'yi bir çarpalım. 20 çarpı 7 to çarptım 140 santilitre yaptı. Şimdi şu 1000 mililitrelik boşluk var ya onu da ekleyelim. Bir sıfırını silersen bu da santilitre olur. 100 santilitre de oradan geldi topladım. 240 santilitreymiş demek ki tamamı. Hatırlayın litre desilitre santilitre. Buradan iki basama yukarı gidersen litre olur. Yani 240'tan 2 sıfır sileceksin. 2 sıfır silemediğin için 2,4 diyeceksin. Bir miktar meyve suyu ve süt ile içecek hazırlamak isteyen Metin 30 santilitre vişne suyu, 200 mililitre nar suyu, 0,15 litre şeftali suyu ve bir miktar sütü karıştırarak 1,12 litre karışım hazırlamıştır. Şu bir miktar yazılı olanın haricini toplayalım. Hepsini mililitreye çevirerek toplayalım. Şimdi ilk başta 30 santilitre vişne suyudu ya 30'un yanına bir sıfır daha attım mililitre oldu. Şimdi zaten bu 200 mililitre nar suyuymuş. Onu da yazalım. 200 mililitre. Şu litreyi 1, 2, bir de sıfır attım. 3 tane kaydırırsam ne oluyor? Mililitre. 150 onu da yazdım. Toplamda 1.12 oluyormuş. 1.12 litreyi de 3 kaydırırsak yani 1120 mililitre yapıyormuş hepsi. Bunları toplayalım. O 1120'den çıkartalım. 0, 5, 3, 2 daha 5, 1 daha 6. 650 1120'den bu 650'yi çıkartalım hemen. 0. 12'den 5 çıktı 7. Burada kaldı 0. Yani 10 kaldı. Ondan 6 çıktı 4. 470 mililitre demek ki o bir miktar sütmüş. Aşağıda verilen işlemleri gerekli dönüşümleri yaparak boşlukları uygun şekilde doldurduğumuz diyor. Tabii ki. Şimdi desimetre küpten litre aynı şey değil miydi? Bu da 1 litredir. 1 litre Gördüğünüz gibi iki basamak olduğu için 100 santilitredir. 100 santilitre de bir sıfır daha atarsam mililitre olur. Şimdi ortayı vermiş 120 santilitre bir sıfır atalım hemen aşağı indik mililitre olsun. İki sıfır silersek de litre oluyor. Yani 1.2 litre. Litre ile desimetre küp aynı şeydi mililitreden bir basamak yukarı çıkarsam santilitre yani sıfırı sildim. Bakın burası 265 oldu. Santilitreden litreye gidersen iki basamak var ama. iki tane virgül kaydırırsam ne olur? Orası 2,65 yani desimetreküp de aynı şeydi. O da 2,65 olur. Şimdi santilitreden iki basamak vardı dedik az önce. İki silersen burası 2 litre olur. E desimetreküp de zaten litreyle aynıydı. 23, 2 daha 25 litre yapar. Litre Litreyle desimetreküp aynıydı. Hemen ne diyelim buraya? 4 desimetre olsun. Şimdi 2 litre kaç desimetre dediğimiz hmm. litre ile desimetre küp aynıydı. O zaman burası 2 desimetre küp. Şimdi şunu da litreye çevirelim o zaman. Desimetre küple aynı madem. 30'u çevirecek olursak 2 basamak yukarı çıkıyor. 0.3 de o olur. 2 ile 0.3'ü toplarsak 2,3 yapar. Desimetreküp litreydi zaten 0,25 litre artı 2, 5 litre. 2, 5 0, 2,5 litre. 2,5 ile 0,25'i toplarsam 2,75 yapar. 2,75. Litreye çevireceğiz. Santilitreyi litre çevirirken 2 basamak var. Silerim 6 litre eksi. Mililitre de 3 basamak olduğu için 3 sıfır silerim. O da 1 litre yapar. Çıkarttığımda 5 litre olur. Sonucu santilitre cinsinden istiyor. Bu arada desimetreküp litre ile aynıydı. Şimdi biz bunları çevirelim. Litreden santilitreye 2 basamak var. 2 virgül kaydıracağım. 238 bu olur. 2 tane kaydırırsam bu 40 olur. Toplarsam da 278 yapar. Desimetreküp bu arada litre demekti. E, litre ile litreyi toplayacağım. Yani 134 ile 50'yi toplayalım. 184 de o yapar. Desimetreküp litre ile aynıydı. 1,25'ten 1 çıkarsa, isterseniz çıkarayım. 1,25'ten 1,00 çıkarsa 0,25 kalır. Burası 0,25 litredir. Sonucumu litre cinsinden istemiş. Zaten burası 0,7 litre kendisi. Ben şu santilitreden litreye giderken 2 basamak gidiyorum. E dolayısıyla bu da ne olur? 0.7 litre olur. Mililitreden de 3 basamak gittiğim için, bak 1 2 3 basamak gittiğim için bu da 0,6 litre olur. 0,7, 0,7, 0,6'yı toplarsak 7, 7, 14, altta 20, 0,20 litre olur. Sondaki sıfırı yazmasanız da olur. 80 desimetre küplük bir yakıt deposunun 4'te 3'ü boş olduğuna göre araçta kaç santilitre yakıt vardır? 4'te 3'ü boşsa 4'te 1'i doludur. Nasıl buldum? Tamamı 4 bölü 4, 3 bölü 4'ü çıkartırsam 1 bölü 4'ü dolu. O zaman 80'in 4'te 1'ini bulalım. 80'i biz bir 4'e bölelim. Şu 80 bu arada. Eşittir ne oldu? 20 desimetreküp. Bu arada 20 desimetreküp 20 litre ile aynıdır. Ve bize kaç santilitre yakıt vardır diyor. Bakın 1 litre de 100 santilitre. Bunu da çarpı 100 dersem 2000 santilitrelik yakıt olur diyoruz. Tamamı dolu olan aynı bardakla günde 6 bardak su içen Hasan'ın bir günde içmiş olduğu su miktarı bu kadarmış. Gelin 6'ya bölelim bir bardak ne kadar bulalım. 1200 bölü 6, 2 kere 6, 12 artan sıfırları da kuyruğuna eklediğimde işte 200 santimetre küplük hacmi varmış bu bardağın. Ama kaç desimetre küptür diyor. Santimetre küp bakın. 1000 santimetre küp 1 desimetre küptü. Yani biz bundan 3 sıfır sileceğiz. 200'den ben 3 sıfır silemem bir de virgül kaydırırım. Dolayısıyla ne olur? 0.2 desimetre küp olur. Bu arada 1 desimetre küp eşittir 1 litredir unutmayın. Bir aracın motor yağ haznesi 1.6 desimetreküp yağ almaktadır. Motor yağ haznesi tamamen boş olan bu araca içerisinde 100 mililitre ve 35 santilitre yağ bulunan kaplardan her birinden 3'er tanesi tamamen boşaltılıyor. Buna göre aracın motor yağ haznesinin tamamen dolması için kaç litre yağ daha eklenmelidir diyor. Şu 100 mililitrenin bir sıfırını silelim bu santilitre olsun 10 santilitre 35 santilitre daha 45 santilitre bunlardan da 3'er tane alacakmışız. 3 ile çarpalım. 3 kere 5 15 elde var. 3 kere 12 bir daha 13. 135 santı litre oldu. Şimdi desimetre küp de litre demekti. 1.6 litre alıyormuş. Gelin şu santilitreyi litreye çevirelim. Litre desilitre, santilitre mililitre. Kaç basamak yukarı çıkıyoruz? 2. 1,35 litre. Katıldı. Katıldı. E tamamı ne? Tamamı 1.6 idi. 1.35'i çıkartırsam 0.25 daha ihtiyacımız vardır. Mehmet öğretmen içerisi tamamen dolu olan ve 200 mililitre hacimli bir çay bardağıyla her gün 2 bardak çay içmektedir. Mehmet öğretmen bir haftada kaç desimetreküp çay içmiş olur? Şimdi 7 gün 2'şer bardak çarparsam 14 bardak çayı soruyor. Peki her bir ne kadarmış? 200 mililitre. 200'den bu 14'ü çarparsam 28 çift 0 Ama bu ne? Mililitre. Bana diyor ki kaç desimetreküp? Desimetreküpü sil. Aslında kaç litredir diye soruyor. Mililitreyi litreye çevireceğiz. 3 basamak olduğu için 1, 2, 3 kaydırırım. 2.8 olur. Litresi bu kadarleri olan sütten şu kadar mililitre satın alan, satın alan Hasan bu sütün tamamını kullanarak 3 desimetreküp tereyağı elde etmiştir. Desimetreküp derken 3 litreden bahsediyor. Hasan elde etti tereyağının 500 mililitrelik paketlere koyup paketin tanesini 25 liradan sattığına göre kaç lira kar etmiş olur? Şimdi elimize ne kadar para geçer bakalım. Elimize ne kadar para geçiyor. Şimdi 3 litrenin her birini 500 mililitrelik paketlere ayırsak 3 litre öncelikle 3000 mililitredir. Bunu da neye bölüyoruz? 500 mililitreye dolayısıyla 6 paket çıkıyor. 6 paketin her biri 25 lira. 6 çarpı 25 çarptığımızda 150 TL para yapıyor. Yalnız bir de masrafımız var. Litresi 2,5 lira olandan bu kadar mililitre. 3 sıfır silersem 24 litre almışım. 24 ile 2,5'i bir çarpalım. Sonuçta buna para verdik. 4 kere 5 20 elde var. 2, 2 kere 5 10. 2 de elde 12. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4. Topladım. 0 10 0 elde var. 1 4 bir daha 5 bir daha 6. Yalnız virgül vardı. Bir tanesini kaydırdım. 60 TL TL masraf var. Masraf. E eh, o zaman 150'den 60'ı çıkarsak bize kalanı kardır yani. 90 lira kâr etmişiz diyoruz. Hacmi şu kadar mililitre olan kavanozlardan 6 tanesinin hacmi kaç litredir? 225 ile 6'yı bir çarpalım. 5 kere 6 30 elde var 3. 2 kere 6 12. 3 daha 15. Elde var 1. 2 kere 6 12. 1 daha 13. Yalnız bu mililitre. Biz litre, santilit, desilitre, santilitre, mililitre diyorduk. 3 basamak olduğu için bundan 3 tane virgül getiriyoruz. 1 virgül o. Yani cevap bu soruyor. 3,5 litre sıvı plastikten boyutları özdeş 1400 adet Lego üretilebildiğine göre bir Lego parçasının hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi bir desimetre küp bin santimetre küplü ya. Litre de zaten desimetre küp demek. Gelin biz bu üç buçuğu bin ile çarpalım. Yani üç sıfır atacağız. Tabii ki atamıyoruz. Virgülü kaydıracağız bir tanesiyle. 3500 santimetre küp. Ve bu üç bin beş yüzü ne yapacakmışız? 1400'e bölecekmişiz. İnşallah bölünür. 3500 bin beş yüz bölü bin dört yüz. 2 kere desem 2800 yapar. Çıkarttım 0 0. 15'ten 8 çıktı 7 0. Bir 0 atıp bir virgül attım. 5 kere vardır desem 0 0 4 kere 5 20 elde var. 2 5 kere 5 2 daha 7. Aha 2,5 buçuk çıktı. Cevabımız D'dir. 400 mililitre yapıştırıcının içerisinde 24 santilitre sertleştirici konular daha kuvvetli bir yapıştırıcı elde ediliyor. Bu karşımdan elde edilen yapıştırıcı kaç litredir diyor. Bunları toplayalım. Önce 460 mililitreye gelin santilitreye çevirerek bir tanesini sildim. 46 santilitre. Niye biliyor musunuz? Aha bununla bunu toplayabileyim diye. 46 ile 24'ü topladım. Onu sıfır elde var bir. 70 santilitre. Yalnız litre desilitre santilitre. İki basamak yukarı çıkmamızı istiyorlar. Çünkü kaç litredir diyor. Yani 70'ten 2 sıfır sileceğim. Birini sildim. Bir de virgül kaydırdım. Ne oldu? 0,7 litre yaptı. Ve son soru. Aşağıdaki tabloda Ahmet Bey'in bahçesinde bulunan ağaçlar ve bu ağaçların günlük su ihtiyaçları hakkında bilgi de verilmiş. Bahçede bulunan ağaçların günlük su ihtiyaçları şöyleymiş. Ahmet Bey bahçesinde 1000 litrelik deponun 20'de 17'si doluymuş. Hemen ne kadar dolu bakalım. 1000'i 20'ye bölelim. 50 çıktı. 50 ile de 17'yi çarpalım. 50 ile 17'yi çarparsam 85, 850 dolu. Tabi bu litre. Önce hepsini litreye çevirelim. 1 sıfır sildim desilitre oldu. 1 virgül attım. 6 virgül 5 ile ben 4'ü çarpacağım. 4 kere 5 20 elde var. 2 4 kere 6 24 2 daha 26 virgül 0. Bir gündeki su. Mililitreden 1 2 3 tane sildim. 2 buçuk litreyi de 6 ile çarpacağım. Çarparsam 5 kere 6 30 elde var. 3 2 kere 6 12 3 daha 15 15 virgül 0 litre de o yapar. Santilitreden 2 tane sildim. 4 litre. 4 kere 5. 20 de bu yapar. 2.2 zaten litreymiş. 5 ile çarpacağım. Çarpı 5. Ne olur arkadaşlar? 2 kere 5 10 elde var. 1. 2 kere 5 11 de elde. 11,0 o yapar. Mililitreden 3 tane silersem 6.5 çarpı 2. O da 13,0 yapar. Bunları bir toplayalım bakalım kaç gün gidecek. Bunları toplarsak 85 litre yapıyor. 850'yi 85'e bölersem tam 10 gün gider diyoruz. En kısa zamanda yeni nesil sorular, yeni güzel sorularla karşınızdayız. Görüşmek üzere altılar. Bay bay.